Sevgili seyirciler, bir dostlarımız programına daha hoş geldiniz. Bu hafta yine kanalımızın iç mekanlarından size sesleniyoruz. Sevgili dostum Hüseyin Kurt bugün bizle birlikte. Hüseyin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Hüseyin abi diye hitap edeceğim. Çünkü çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir abimsin. Yıllardır da arkadaşız. Sağ ol. Programımıza da geldiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Aynı zamanda da güzeller güzeli kızımız Paris tabii ki. Birazdan ona da gireceğiz. Ya ben seni tabii çok iyi tanıyorum ama tanımayanlar için kısa bir bukle. Bir bukle. Tıp doktoruyum. Yaklaşık 20 senedir sağlık sektöründe bir sağlık grubunun kurucu ortağı ve yöneticisi olarak çalışıyorum. O işler tabii senin çok enteresan. Onları bir girelim yani. Sen normal bir doktor değilsin yani. Evet, biraz işin teknolojik kısmı, paramedikal kısmıyla da ilgili çalışmalarımız var şirket anlamında ama bir şekilde sonuçta sağlık sektörünün içindeki sürecimiz, yolculuğumuz devam ediyor. Artı Sağlık Grubu'nun kurucu ve yönetim kurulu başkanıyım. Sağlık sektöründeki çalışmalarımız daha çok evde bakım, ambulans, iş sağlığı, güvenliği gibi konularda devam ediyor. Hastanecilikle ilgili ve özel sağlık sigortası ile ilgili bir takım çalışmalarımız oldu. Şu anda biraz daha yurt dışı odaklı bir çalışma noktasına doğru döndü işimiz açıkçası. İlaç sektörüyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ha, o da ayrıyeten bir de o sektöre kaydınız. Evet, yani dijitalleşen dünyada sağlık sektörü de teknolojiyle ilgili çok bambaşka bir noktaya doğru evrildi. Artık işlerimizin bir kısmını dijital platformlardan yapmak zorunda kalıyoruz. Öyle olunca tabii bizim işimiz de biraz daha farklılaştı. İşte fırsat bulabildiğimiz zamanlarda da, kendimize zaman ayırabileceğimiz zamanlarda da doğayla birlikte, hayvanlarla birlikte zaman geçirmeye çaba sarf ediyorum, zaman ayırmaya çalışıyorum. Zaten doğa dendiği zaman senin bir de tabii bir off-road hayatın var. Yani hayatının bir de o kısmı var. Onda da zannedersem geçen gün gene yarışlardan birinde gene Türkiye şampiyonu oldun galiba. Daha evvelden de bir sürü şampiyonluğun vardı. Yurt dışında bir sürü organizasyonlar var. İstersen ona bir girelim. O çok enteresan bir hobi. Vallahi aslında benim off-road'dan öncesinde sportif hayatım tenis ağırlıklıydı. Öyle Ama mi? Ben onu bilmiyordum. ufak tefek sakatlıklardan sonra ben belli bir yaşı geçtikten sonra da vücudumuzu yormayan bir spor bulmamız gerekiyor Tenis noktasına tabii çok geldim. kondisyona dayalı, değil mi? Kondisyon haricinde sakatlanmaya çok müsait Öyle mi? bir spor, ters bir sporuz ben. Dirseklere Dirsek vuruyor, olsun, devamlı diz şey yapıyor. olsun, o tarz süreçlerle ilgili belli bir yaştan sonra daha veteran sistemde gitmek gerekiyor. Çünkü çok böyle ani kalkışlar, ani duruşlar Aynen var. O öyle. da eklemlere çok ciddi yük bindiriyor, değil Aynen mi? öyle. Yani onu o noktadan geçtikten sonra doğayı seviyorum. Doğayla ilgili bir takım şeylerin peşinde olduğum dönemde tanıştığım insanlar, sosyal çevrem biraz daha arabaları da çok seviyorum. Araba kullanmayı da çok Muhakkak seviyorum. canım, yani off-road'dan önce bir araba aşkı muhakkak vardır Tabii yani. tabii. Yani o aslında hepimizde olan bir şey de içimizde bir yerlerde dışarı çıkmak için fırsat bekleyen bir durumda diye düşünelim. Onu doğayla birleştirme fırsatı oldu. Yurt içinde, yurt dışındaki yarışlara gidiyorum. Yani şampiyonluklar çok önemli değil bizim camiamızda. Hani bu en son gerçekten çok büyük bir organizasyondan geldim. Ben çok ayağımın tozuyla buraya geldim diyebilirim Bir aslında. de geçen hafta konuştuk. Bayağı da ciddi, böyle Paris-Dakar gibi falan bir şeymiş herhalde. Bir Zaten 6-7 gün falan yani. Transanatolia diye bir organizasyondan O geldim. bayağı meşhur. Onun motoru falan da giriyor değil mi Evet, ona? yurt dışından İtalya ağırlıklı yabancı yarışmacılar vardı. Neredeydi abi? Eskişehir'den başladık. 8 günlük bir yarıştı. Kars-Sarıkamış'ta bitirdik. Kaç kilometre? 2300 kilometrelik bir parkur gittik aslında. Çok keyifliydi. Yağmur çamur başlamış mı böyle Vallahi oralarda? biz işte son 2 günde yağmur çamurun içinde kaldık. Sıkı yediniz yani. Etabımız zaten zor, karmaşık bir etaptı. Onun üstüne bir de yağmur çamur Of. eklenince hem içinden çıkılmaz hem çok keyifli bir hale geldi diyebilirim. Tabii burada ben kendi kategorimde bir dereceyle geldim. Çünkü yarışa gelenlerin genel klasmanda
gerçekten Dakar'da yarışmış, oraya antrenman olsun diye buraya gelen, çok büyük teknolojilerle buraya gelmiş birkaç tane araç vardı. Hani hem teknolojileri çok yüksek, hem birikimleri çok yüksek, tecrübeleri çok yüksek. Onlarla tanışmış olmak, onlarla birlikte olmak son derece keyifliydi. Güzel bir organizasyondan geldik aslında. Yurt dışında da yarışlara gidiyorum aslında. Oradaki yarışlara da fırsat buldukça tabii, yani bu pandemi döneminde çok fırsat olmadı ama öncesinde... Pandemide organizasyon, bizim köpek organizasyonları da 1,5 sene falan çok durdu, yani bir şey yapılamadı. Ya öncesinde de yani bizim hedeflediğimiz noktada aslında off-road gibi geçmekle birlikte ben daha çok rallycross tarzındaki yarışlara gitmeye çalışıyorum. Onlar daha ufak arabalarla daha ufak parkurlar değil mi? Biraz daha ağır off-road değil de arabanın sürat performansından da araba sürüşünden de destek alınan bir yapısı var rallycross'un. Yunanistan'da ve işte Türkmenistan'daki yarışlara katılma fırsatım oldu. Büyük deneyim oluyor hepsi. Biraz da tabii bizim o sağlık sektörünün gerginliğini, stresini bir yerden atmak gerekiyor. Çünkü çok zor iş, hep söylüyorum, hani bizde kadın doğum ve estetik branşı haricinde çok mutlu hasta gelmiyor. Herkesin bir sıkıntısı var. Sektör onu çözmeye çalışıyor. Onu çözmeye çalışırken sağlık profesyonellerinin üstünde de bir yük birikiyor. Bir de pandemi atlattı. Hele de pandemide zaten bütün sistem bambaşka bir yere doğru evrildi. Çok şey de öğrendik aslında. Bazı hayatımızı kolaylaştıracak şeyler de öğrendik. Yani pandemi öncesinde zorlasak yapılacağına inanmadığımız şeylerle ilgili biz bu sene artık bazı şeyleri, bazı tedavi süreçlerini sektör olarak çok daha farklı yönetmeye başladık. Ama işte off-road hayatımızın bir tarafında, rallycross bir tarafında var. Güzel Deli Transanatolia isimli bir organizasyondan geldik. Ben mesela şeyi çok enteresan buluyorum. Hani siz bazen mesela yarışlara giderken yanınızda böyle elektrikçi, mekanikçi, mesela Kazakistan'a gidiyorsunuz. Yanınızda mesela o ekiple beraber. Adam mesela ne yapıyor? Hani arabada elektrik arızasız çıkar diye bekliyor mu o mesela? Bir yerde çıkıp hani, ya da kaldığınız bir yerde gidip adam orada şanzıman motor falan mı indiriyor? Şöyle, yani ben yarışlarda çok motor değiştirdiğimizi biliyorum, motor arıza çıkardığı zaman. Yani, öyle mi? Birkaç sene önce Kaş'taki yarışta benim beraber yarıştığım takım arkadaşımın motorunda bir arıza çıktığında orada gelen geçen insanlardan birinin arabasını satın alıp motorunu söküp yarış arabasına takıp motora ertesi gün devam ettiğimizi hatırlarım mesela. Çok enteresan bir şeymiş. Dolayısıyla yani o teknik ekibin çok kıymeti var. Çünkü zor şartlarda yarışılıyor. Doğa ortamındasın. Arabada bir arıza olduğu zaman geri dönmen gerekiyor. Öyle bir ekip, teknik ekiple destek alabildiğin zaman o senin başarı kriterlerini çok değiştiren tabii, bir şey. Bir kesin. Tane marş dinamosundan dolayı koskoca Anatolia'dan dönmek mesela çok acı bir şey olabilir yani. Tabii. Yani ben bu yarışta beraber yarıştığım çok sevdiğim bir arkadaşım var. Mert Bece diye. Aynı ekipte misiniz? Aynı ekipte değiliz. Onların kategorisi farklı ama yani şunu söyleyebilirim mesela, bazen şartlar çok zorlu olduğu zaman çözüm üretmek zorunda kalıyorsunuz. Beni şaşırttı bu yarışta, gaz pedalının pedalı kırılmış, orada bir tane tel sallanıyor. Arabayı yürütmesi lazım. Bantla teli ayağına bağlayıp kendine doğru çekerek, gaz vererek, arabayı yürüterek finişe getirmiş. Gerçekten çok şaşırdım. Böyle değişik şeyler de olabiliyor gerçekten. Yani o ortam başka bir ortam gerçekten. Yani bizim bu sektörün keyifli hikayeleri vardır. Hepimizin uğurlayanları yarışa giderken özellikle annelerden böyle talepler geliyor. Aman oğlum yarışa gidiyorsun ama sen dikkat et, onlara uyma, yavaş git şeklinde öneriler de alabiliyoruz tabii. Sektör açısından baktığımda. Yavaş git, çok iyi. Dolayısıyla hani alışkanlık öyle. Bir yere giderken kaza bela olmasın noktasının ötesinde. Anneciğim, yavaş gittiğiniz zaman solunucu alıyorsun. Boş ver sen. Ama biz yani gittiğimiz ortamlarda eğleniyoruz. Amaç hani başarılı olmak veya birinci olmak değil, o ortamda ya katılmak olmak tabii, kesinlikle. Katılmak, aynen öyle. Katılmak. O zaman şeye gelelim, Paris'le Archie'ye. Şimdi bir de tabii Archie'miz var, o burada değil şu anda. Evet. Ama güzel kızımız burada. Şimdi
Öncelikle benim bildiğim kadarıyla senin tabii daha evveliyatın muhakkak vardır. Hani köpek olmuştur ama ilk önce bir working line'da başladı bizim Evet. tanışıklığımız. Doğru. Çok güzel bir erkek almıştım bizden. Onu biz çalıştırmıştık, yetiştirmiştik. O zamanlar zannedersem herhalde Anadolu yakası taraflarında bir yerde. Ondan sonra da Archie ve Paris geldi hayatınıza. Nasıl başladı mesela köpek aşkı, Alman çoban aşkı? Ya aslında köpek aşkı çok küçüklük yaşlarından beri çok Anadolu'da yani benim babamın mesleği nedeniyle biz her sene başka şehirde Ne iş yapıyor Ferhat? yaşayarak hayatımızı geçirdik diyebilirim. Babam futbol antrenörü. Eski Fenerbahçeli bir futbolcu olarak o antrenörlük yaparken o sektörün de bir kısmı İstanbul'da veya memleketinde çoluğunu çocuğunu bırakır kendi gider. Biz kopmadan onun peşinden annemin dirayetiyle gidip Devamlı şehir gezdiniz. şehir dolaşmaya başladık. O dönemde tabii Anadolu İstanbul'a göre, Ankara'ya, İzmir'e göre biraz daha müstakil evlerin olduğu, herkesin bir bahçesinde köpeğinin Köpek olduğu, beslemek için daha rahat. onların yani öneminin daha kıymetli olduğu bir süreçten geliyorum ama o zaman biz devamlı dolaştığımız için yanımızda bir istediğimiz bir hayvanı beslemek veya Zor. onunla beraber olma şansımız yoktu. Ama o zamanlardan ben de yer etmiş bir şey diye düşünüyorum. Ondan sonra ilk fırsat olduğunda imkanlarımız, şartlarımız buna uygun olduğunda o işin içinde olmak istedim o yapının içinde. Sonra da birinci başladığımız süreçten sonra pandemiyle birlikte benim seni arayışım herhalde pandemide sokağa çıkma Başladığı yasaklarının zaman işte. başladığı zamanda Çok anladım iyi ki hatırlıyorum. biz bir iki ay Bir evden çalışacağız ki ben kapanacağız yani. evden çalışmaya çok müsait bir meslek içinde değilim. Çünkü bizim sahadaki ekiplerimiz çalışıyor. Onları bir şekilde kontrol etmek, yönetmek, desteklemek gerekiyordu. Ama ağırlıklı zamanımı evde geçireceğim için, evden çalışacağım için o evdeki geçireceğim zamanda bir arkadaş doğru olabilir, bir meşgale. Hani bu yapıda da İlk 2 ay sokağa çıkarmayın, evden çıkarmayın, bahçeye basmasın bölümü vardır ya sizin hep söylediğiniz. Onunla ilgili o ikisini kesiştirebilirmişim gibi düşündüm. Benim de şansımmış ki o dönemde çok da bize gelmesi uygun olan bir alternatifi aldın, getirdin. Onunla Evet. başladık. Arçın ve ufaklığını hatırlıyorum. Evet. Şahane bir köpekti. Yani ufaklığı da küçük değildi aslında. Hala da size olarak diğer emsallerin üstünde ama Evet, biraz o işte şey iri Archie bir erkek geldi. yani. Archie ile bir zaman geçirdik. Ondan sonra sonraki dönemde sizden gelen tavsiye onun bir yol arkadaşına ihtiyacı olduğu ve öyle daha onların da mutlu olabileceği, bizim de mutlu olabileceğimiz noktadaydı. Paris'te o şekilde ailemize katıldı diyebilirim aslında yani. Çok iyi. Şimdi bunlar tabii ikisi de ayrı karakterler. Şimdi onlarla mesela yaşarken hani biri kız biri erkek ama ikisinin yapısı da çok farklı. Mesela onu nasıl görüyorsun abi? Yani bir tanesi iri bir erkek, bir tanesi daha naif, daha sakin bir dişi. Hani bir dişiyle ve bir erkekle yaşamak sence nasıl? Ne gibi farklar yaratıyor? Yani başlangıçta sadece Archie varken hayat daha kolaydı gibi düşünüyorum. Ama onların daha rahat ettiği, serbest dolaşabildiği, birbirleriyle oynadıkları bir ortamda bunu biraz aslında tek çocuklu ailelerle iki çocuklu aileler gibi düşünmek söz konusu olabilir. Belli bir zaman geçtikten sonra başlangıçtaki emeği verdikten sonra onlar birbirlerine arkadaş olabiliyorlar. Çünkü yani biz bir yerden sonra bir köpeğin performansına yetişmek noktasında zorlanabiliyoruz. Yani ben ilk etapta onu koşturacağım, peşinden koşacağım, ben kaçacağım, o kovalayacakla ilgili kendi sınırlarımı zorladığımı hatırlıyorum. Tabii. Ama 2 tane köpek olduğu zaman onların birbirine arkadaşlığı çok daha farklı oluyormuş. Tabii. Ben de bunu yeni yeni bu deneyimle anladım. Daha önce benim hiç 2 tane köpeğim olmadı açıkçası. Ama böylesi imkan varsa, serbest bir Çok ortamda iyi. olabiliyorlarsa böylesi çok daha iyi hakikaten. Şimdi bir dönem bizim bir arkadaş grubumuz vardı abi. Biz trekking yapıyorduk. Ya yani bizim mesela benim meslekteki istaki bir trekkingten bahsetmiyorum. Yani bildiğin böyle işte Menekşe Yaylası'na çıkıyorduk işte. O ekip tabii içlerinde birkaç kişi
bayağı o işte tecrübeliydi yani. Bütün parkurları ezberlemişler. Orada Menekşe Ayalesi var, burada bilmem ne işte şurası 1200 metre, şuraya çıkarız, orada kahvaltı ederiz falan. O dönem benim Wolfie diye bir köpeğim vardı. İşte bir arkadaşımın Dogo'su vardı, bir arkadaşımın bir tane Setter'i vardı. Onlar da çok güzel anlaşıyorlardı. Sen şimdi tabii off-road yaptığın için, o işlere de çok hani yakın bir adam olduğun için söylüyorum. Yani çıkıyor musun bilmiyorum ama o mesela köpekle çok inanılmaz bir şey sağlıyor. İletişim sağlıyor. Hmm. Çünkü mesela orada böyle bir doğa şartlarına karşı bir mücadele var ya. Hmm. Mesela çıkıyorsunuz böyle çok engebeli, taşlı bir yerler. Sonra böyle bir düzlük oluyor. Sonra bir karanlık orman, böyle kapalı yerlere giriyorsun, çıkıyorsun. Sen geride kalıyorsun. O çıkıyor, çıkıyor, tekrar senin yanına geliyor, dönüyor, geliyor falan. Orada ben şey hissettim. Yani böyle zorlu doğa şartlarında köpekle birlikte bir şey yaptığınız zaman aslında durum biraz değişmiş oluyor. Onu mesela belki tecrübe edebilirsin yani. Çünkü siz sürekli off-road yapıyorsunuz. Mesela off-road yaptığın zaman arabanın arkasına mesela işte birini ya da ikisini atıp orada mesela bir trekking parkuru belirleyip ya da mesela böyle gruplara katılıp mesela onlarla. Çünkü tam böyle senin tarzın işler yani o. Benim, hiç yaptın mı trekking? Yani köpekle ilgili ihtiyacı ilk fark ettiğim yeri anlatayım. Benim oğlum şu anda 21 yaşında. Buradan selam söyleyelim. Herhalde 8 sene, 9 sene önceydi. Hmm. Yani 10'lu 11'li yaşında ben onu biraz doğayı tanısın, götüreyim, tanıştırayım, gezdireyim istediğim zamanlarda birlikte kamp yapmaya başladık. Çok iyi. Dolayısıyla, baba oğul kampı. Baba oğul kampı. Süper. Yani plansız, programsız. Yani ben önceden çok günler öncesinden, haftalar öncesinden yapılmış programlar ve onlara çok sevmiyorsun riayet yani. Etmeyi çok seviyorum. Anlık bir şeyler yapabilmeyi spontane daha çok seviyorum. Yani. Birkaç kere kampa gittik. İşte o zaman şimdiki kadar çadır ve teknoloji, altyapı bu kadar yoğun değildi. Son, şimdi tabii son iki senede yani o sektör patladı diyebilirim. Otele gitmek, kapalı yere girmek istemiyor millet. Aynen, kapalı yere girmek istemedim ama biz o zamanlar gidiyorduk. Şile'nin dağlarından bir tanesi, hiç unutmuyorum. Böyle artık sonbahar bu zamanlar diyebilirim. Gittik ikimiziz oğlanla birlikte. Şimdi bir ateş yaktık ki şimdi artık yakamayız. O zaman ateş yakmanın bu kadar riskli olduğuyla ilgili ya. Bir düşüncemiz de yoktu. Ormana gidilince ateş yakılır. Biz biliyorsun avcı toplayıcı değil, mangalcı bir toplumuz. Yani doğaya gittiğimiz zaman birinci yapılacak şey ateş hemen yakmak, mangal yapmak gibi şeyler. Ondan sonrasında zaman ilerledi. Onun uykusu geldi. Ben de yani biraz tereddüt ettim. Bilmediğim bir bölge. Yakında nerede köy var, nereye gidilir. Yani araba var. Bir çadır kurmuşum. İşte yemeğimizi yemişiz. Onun uykusu geldi, yattı. Ondan sonrasında sağdan soldan ben çıtırtılar gelmeye başladı. Tabii gece karanlığında ormanda. Karanlıkta gece, yani elimizdeki ışık orman... imkanları da belli. Şimdi bir çıtırtı geliyor. Sol tarafa doğru dönüyorum. Bakıyorum hani çocuk da yanımda, sorumluluğum var evladım. Biraz sonra sağ taraftan bir çıtırtı geliyor. O tarafa dönüyorum. Meğer o Şile'nin ormanları kestane, meşe ve palamuttan oluşuyor. Evet. Palamutlar yere düşüyormuş o mevsimde tıkır tıkır sağdan soldan. Ben bir o tarafa bakıyorum, bir bu tarafa bakıyorum, bir bu tarafa bakıyorum. O sabah olmadı. Ya. Dedim ki ya aslında bir köpek olsaydı yanımda orada. Bir köpek olsaydı. Yani büyük, size'lı falan değil. Sadece alarm verebilecek. Çok daha hayat rahat olacaktı. Şimdi en azından onlar yanımda olduğu zaman bir tehlike olduğunda bir ses çıkarıyorlar, aynen bir öyle. Havlıyorlar. Ama onlardan bir ses gelmiyorsa, palamut da düşse, ağaç hışırtısı da gelse o insanı rahatsız etmiyor. Onu hatırlıyorum ilk. Yani o alarm verme sistemi aslında doğada bir şeyler yapacak insanlar için çok kıymetli gerçekten. Ve bunun için köpeğin bir eğitim almasına da gerek yok. O zaten kendi içgüdüsel olarak bir olağanüstü durum olduğunda reaksiyon gösteriyor. Ama bize göre anlamadığımız şeyleri ayırt edebiliyorlar kesinlikle. Yani. Ya zaten üstadım bu 14-15 bin yıl önce köpeğin zaten insanın yanına gelme sebebi zaten bu. Hmm. Yani bu sebepten zaten o dostluk başlamış. Doğru. Çok değişik bir hissiyatları var. Çok farklı içgüdüleri var. Onlar işte böyle
biliyorlar neye kalkmaları gerektiğini. Bizim gibi oraya bak, oraya bak olmuyorlar yani. Dolayısıyla o sebepten dolayı o dostluk başlamış. Biraz koruma güdüsüyle başlamış. Hı hı. Bir de çok sadıklar. Yani sahipleri için bildiğin canlarını veriyorlar. Dolayısıyla o iş oradan bugüne kadar gelmiş yani. Bir de bir disiplin aslında. Yani bir sorumluluk almak, o disiplinde olmak. Yani bu çocuk yetiştirirken de, bir bitkiyi beslerken de, bir hayvan beslerken de orada bir disiplin var, bir sorumluluk var. O sorumluluklar insanları motive ediyor diye düşünüyorum açıkçası. O anlamda daha kendini iyi hissetmeni sağlıyor. Kıymetli buluyorum açıkçası. Bizim zaten bu programa başlarken ilk amaçladığımız, hedeflediğimiz oydu. Hani işte kapanmalar oldu. İnsanlar da ciddi anlamda işte şehrin dışına doğru böyle kayıp bahçeli bir yerlerde oturmaya başlama eğilimi ve bir işte köpek insanların o köpek. Çünkü pandeminin ilk zamanları mesela yani o kadar çok köpek alanı oldu ki yani inanılmaz bir popülasyon oldu o konuda. Biz işte onu konu edelim hani işte köpek hayatınızı nasıl değiştirdi, pandemi hayatınızı nasıl değiştirdi diye. Konu pandemiye gelmişken onu da sormak istiyorum. Şimdi sen bir doktorsun, sağlık sektörünün içindesin. Tabii işte bu pandemidir, aşıdır, ondan sonra işte bu kapanmalardır. İşte teknolojik olarak mesela işi siz bir şekilde uydurmaya, kendi yaşantınızı ona göre ayarlamaya başladınız. Bu gidişatla alakalı mesela hani başka neler değişir acaba hayatta? Yani bu pandemi ne kadar süre içerisinde sence buna uyum sağlamaya başlayacağız? Hayat ne kadar böyle devam edecek? Bazı şeyler belki hiç değişmeyecek mesela. Eskisi gibi olmayacak. Yani şunu söyleyeyim Cem. Bir kere biz fakültede pandemi konusunu işlerken... Öyle bir konu var değil tabii, mi? Tabii. Buradan soru çıkmaz. Bir daha artık pandemi olmaz diye. Oradan soru gelmeyeceği için çok önemsemeyerek geçtiğimi ben hatırlıyorum. Ama, yani, ama üstadım şöyle bir durum da var. Hani geçen gün ben bir yerde okudum galiba. 2000 yılından 2021'e kadar zannedersem 7-8 tane şey olmuş galiba değil mi? Salgın olmuş evet, yani aslında. Evet oldu ama hani bizim olaya pandemi boyutuna çevirebilmemiz için bu kadar yaygın ve dünyayı etkileyecek bir noktaya gelmesi gerekiyordu. Hani hep düşündük ki onlar lokal, bölgesel, bulunduğu yerde kısıtlanarak kalabilen şeyler. Yani bundan hani 100 yıl, 200 yıl öncesine geçtiğinde şu andaki bir yaşadığımız şey... Bir gibi olmuş mesela büyük, onun gibi. Yani onu şöyle düşünebilirsin. Eğer 300 yıl önce Çin'de böyle bir başlangıç olsaydı bunun Amerika'ya gitme ihtimali yoktu. Ama biz artık gelişen teknolojiyle birlikte o kadar hızlı bir sirkülasyon tabii içinde kaldık ki oradaki bir virüs bir anda bütün dünyaya yayılabildi. Dolayısıyla tabii geçmiş dönemdeki yapılarda bunu öngörmek mümkün değil. Ama şimdi ben hani bu haftanın konusu ilaçla ilgili bir gelişmeden bahsediyorlar. Çünkü biz aslında aşıyla ilgili bu işin önemli bir ögesi aşı. Ama çok şey olarak, yüzde olarak çok dünya genelinde de özellikle bizim ülkemizde de çok düşük kaldı değil mi? Yani %40'larda falan takıldık kaldık yani. Hani böyle ben bir... aşıda daha yüksek oranlarda olduğunu tahmin ediyorum. Zannedersem 1 ile 2 aynı anda olanların oranı herhalde yani biraz orada, düşük galiba. Yani orada işte çok değişik bir süreçten geçtik biliyorsun. Yani maske takmak gerekli midir değil miden başladık. Bir kısım meslektaşımız bunu takın dedi. Ondan sonra kuzey ülkelerindeki maske takılması ile ilgili verimlilik bilgisi gelince maske takmaya başladık. Falan. Ondan sonra aşı ile ilgili bir takım tartışmalar oldu. Aşı tartışmaya açık bir konu değil aslında. Aşı sadece bu konuda değil. Yani tabii yüzyıllardır canım. Bu noktadaki kadar en önemli şey. Çocuk felci, zatürre bilmem ne zamanında ama bunlar nasıl bitti yani? Aşının ötesinde tedavi de bir ihtiyaç. Çünkü burada başka hastalıklardan beslenen bir virüsle mücadele ettiğimiz bir yolculuk oldu. Dolayısıyla ilaç konusundaki gelişmeler bunun ortadan kalkması değilse bile etkilerin azaltılması ile ilgili tedavi COVID konusunda en azından soru işareti kalmayacak. Yani. Aynen. Yani şu anda biz tedavi konusunu çözemedik ama korunma konusuyla ilgili bağışıklık üzerinden gittik. O daha kolaydı, daha hızlı gelişebilecek bir şeydi. Ama şimdi yani bu haftanın gündemi tedavi.
Tedaviyle de ilgili konuyu geliştirdiğimiz zaman sektör olarak, dünya olarak bir tık daha rahatlayacak işler. Ama hani bundan sonra artık her seferinde bunun başka bir varyantı, mutantı, varyasyonu veya çıkarma, başka bir çıkışlı bir şey olabilecekle ilgili yeni bir sektör doğdu diyebilirim. Yani ya, moleküler biyolojinin değerinin çok daha arttığı, ilaç sektörünün kıymetinin çok daha arttığı, ya, tedaviden önce korumanın çok önemli olduğu. Yani biz aslında yıllardır koruyucu hekimliğin çok kıymetli olduğunu bilen bir ülkeyiz. Yani biz hıfzı sağ gibi bir geçmişten gelen, halk sağlığı, yani halk sağlığı ile ilgili ciddi emekleri ve yatırımları olmuş bir geçmişten geliyoruz ama sonra ilerleyen süreçte onun kıymeti birazcık azaldı gibi relatif olarak baktığımızda. Tabii. Ama şimdi bir kere daha anladık ki hastalanmadan, hastalıktan korunmaya çalışmak, hastalığı tedavi etmeye çalışmaktan çok daha kolay, çok daha ucuz. Tabii. Ve çok daha zahmetsiz aslında. Aynen. Sanıyorum biz bunu bir şekilde insanın adaptasyon kabiliyetiyle bu konuyu çözeceğiz. Ama sonrasında neyin geleceğiyle ilgili gerçekten çok da bilgimiz yok. Geleni nasıl çözeceğimize hazırlık yapacağız. Yani bu konuyla ilgili ben Güney Kore'yi okuduğumda onlar 2000 yılında dediğin başlayan küçük salgınlarla ilgili bir enstitü kurup 18 senedir bununla ilgili bunu geliştiriyorlarmış. Böyle bir süreç olduğunda onlar sadece düğmeye bastılar ve sistem işlemeye başladı. Tenis dedim. Bu tarz bir şeyle ilgili 4 büyük tenis turnuvasında, yani Grand Slam dediğimiz turnuvalardan bir tanesidir Wimbledon. Sadece Wimbledon 1995 yılından beri, yanlış hatırlamıyorsam, pandemiye karşı sigorta yaptırarak herhalde 10 milyon eurolar üzerinde senelik sigorta parası ödüyormuş. Diğer turnuvalar bununla ilgili bir herhangi bir para ödemiyormuş. O ne acayip şeymiş. Ve burada bütçeleri 300-400 milyon eurolar civarında. Wimbledon turnuvası pandemi nedeniyle ertelendiğinde onlar sigortadan paralarını aldılar. Bu biraz böyle bir yaklaşım. Çok enteresan. Yani onlar gelecekle ilgili kendilerini korumak adına bir önlem almışlar. Ama bu biraz da risk. Yani her sene 10 milyon euro sigortaya para ödüyorsun ve pandemi çıkabilir diye ve 15 senedir pandemi çıkmıyor. Yani hani bizim geçmiş yöneticilik deneyimimizde benim yanımdaki arkadaşım biri bana bu parayı ödüttüse ama belki de işten çıkarırdım yani. Buyur. 150 milyon euro ödedik. Hala bir şey olmuyor. Niye bu parayı ödetiyorsun diye. Onun için gerçekten değişik bir süreç oldu. Değişik, çok ama değişik. Önlemler, hazırlıklar da ona göre ben sağlık sektörü adına şunu söyleyeyim. Hem deneyimli hem teknolojik altyapıya sahip bir süreçte geçirdiğimizi düşünüyorum bu süreci. Çok şey öğretti. Yani birçok dünyadaki birçok bizden daha gelişmiş görülen ülkeye göre sağlık konusunda daha iyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çok iyi. Faydasını da gördük diye bir düşüncem var açıkçası. Hüseyin abicim, süremizin sonuna geldik. Çok keyifli bir sohbetti. Sen zaten işte doktorluğun, o işte sektör içerisinde bir sürü iş kolu, işte köpekler, offroad, zaten her zaman çok renkli biriydin. Sağ ol, teşekkür Dolayısıyla ederim. Bize de renk kattın. Çok değerli bilgiler verdin. Aramızda olduğun için çok teşekkür ederiz. Ben de misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta sevgili Hüseyin Kurt, doktor Hüseyin Kurt bizle birlikteydi. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.